Hüdapar esasen Şia düşüncesindeki bir geniş hedefleri bakımından sadece Türkiye'de değil bölgedeki Şia eksenli siyasal İslami mücadelenin bir parçası kendisini addediyor. Yani onlar için söylenilen İran yanlısı olduklarına dair kavrayış buradan kaynaklanıyor. İran devletine olmaktan ziyade ki bu kaçınılmaz olarak böyledir. İran'ı yöneten dinsel ve felsefi genel perspektifi bu İslam yorumunu paylaşıyorlar. Ve alameti farikaları budur düşünsel alanda. Fakat Türkiye'de Şia'nın temeli bu kadar geniş olmadığı için aslında bir kitlesel güce de ulaşabilmiş değiller. Hüdapar'ın bir kitlesel gücünden söz edilemez. Hüdapar'ı oluşturan kadrolar aslında Kirli Savaş döneminde bölgede askerin hoşgörüsü ve işbirliği ile Kürt yurtseverlerin öldürülerek tesirsiz hale getirilmeleri, ortadan kaldırılmaları için seferber edilmiş olan Hizbullah örgütünün içinden geliyorlar. Bir kere her şeyden önce tarihi mirası Kürt yurtseverliğine, Kürt devrimciliğine karşı savaşmak olan bir güç. Üstelik bu savaşın da tamamen devlet himayesinde yürütülmüş olduğunu aklımıza getirelim. Bugün sizin meslektaşlarınız olan 20 yıl önce, 30 yıl önce sizlerin yaşındaki insanların hayatlarına, enselerine sıkılan birer kurşunla son verilirken yürütülen kampanya bu insanların sırtında yürüdü. Şimdi bundan mesul olmadıklarını söylüyorlar ama biz bir laf yarıştırmıyoruz, bir hakikatten söz ediyoruz. Bu miras orada olduğu yerde durmaya devam ediyor. Bu her şeyi bir otokritik olmadığı için, bir öz eleştiri, bir durum muhasebesi, bu duruma yönelik olarak değerlendirme yapılıp bu dönem mahkum edilmediği için de bu geçmişten el yıkanmış olmuyor. Devletin bir kere daha Hizbu kontra deneyimini başka koşullarda ve başka ilişkiler çerçevesinde değerlendirmeye aldığını düşünüyorum. Bu sefer ağırlık merkezinde silahlı şiddet olmayabilir. Propaganda ve siyasi şiddet olabilir ama devletin zor gücünün işleyişine entegre edildiklerini, bununla eklemlendiklerini, yeniden meşruiyete kavuşturulduklarını devlet nezdinde söyleyebiliriz. O bizim açımızdan bizi ister istemez bir kere daha kirli savaş günlerine taşıyor. Öte yandan Hüdapar bu diğer sağ güçlerden ayrı olarak Kürtlerin hakları ve talepleri konusunda olumlu bir söyleme sahip. Fakat bunu tanrısal güçlere, İslami eğilimlere, geleneğe ve muhafazakarlığa bağlayarak kurguluyor ki ben Tayyip Erdoğan'ın Hüdapar'ı seçerken ya da Tayyip Erdoğan'a yol gösteren devlet projesini, onu ittifaka sokarken aklında tuttuğu en önemli nokta budur. Yani Kürtlere sağcı, muhafazakar ve devlete yakın bir seçenek daha olduğunu söylemek, bunu göstermek ve bunun devlet desteğine sahip olduğunu, yani devletle çatışmak yerine devletle barışmak, devlete karşı çıkmak yerine devletin gösterdiği yola girmek konusunda bir numune, bir örnek oluşturması gerekçesiyle Hüdapar'ın sisteme dahil edildiğini söyleyebilirim. Onların geçmişteki
Kirli Savaş'ta edindikleri rol ve deneyimlerin şimdi bugün onları tamamen inkar etmeksizin yeni dönem ihtiyaçları çerçevesinde devletin elinde bir yurtsever harekete karşı bir odak olarak sivriltileceklerini söyleyebiliriz. En önemli misyonunun bu olacağını, yani yurtsever demokratik çözüme karşı muhafazakar, İslami ve devletçi bir Kürt çözümü olabileceğine, Kürt milletini ikna etmek için yeni bir beyhude girişimdir. Fakat manası budur. Şimdi şöyle söylemek lazım. Eski deneyime baktığımız zaman gördüğümüz şey, askerin sınırsız desteğine, devletin engin müsamahasına sahip oldukları koşullarda aslında kendi içine doğru çöken bir örgüt karakteri bize gösterdi. Bence bunlar en zayıf döneminde, yurtsever hareketin en zayıf döneminde sonuç almamışken bugün işte beş kıtada örgütlenmiş bir dünya gücü haline gelmiş, Kürdistan'ın bütün parçalarında serpilmiş, güç kazanmış, meşruiyetini uluslararası alanda kabul ettirmiş bir güç karşısında bunun başarı şansını ben görmüyorum. Ama can acıtır mı? İnsanları meşgul eder mi? Zamanı ve imkanlarını alır ve bunları heder eder mi? Evet, bunlara yol açabilir. Burada bir Kürt halkını gereksiz bir şeyle, mesaiyle meşgul edecektir. Fakat dediğim gibi kredibilitesi düşük ama işte gene de görmezlikten gelmenin doğru olmayacağı bir şeyden söz ediyoruz, girişimden. Tabii biz onlar değiliz diyorlar. Yani bizim bir alakamız yok. Dolayısıyla biz onun bir parçası değiliz. O tarihle, o geçmişle biz kendimizi bağlı hissetmiyoruz diyecektir. Bunun üzerinde kendisini kurgulayacaktır. Bir sürede bunlarla idare edilecektir. Fakat hiçbir zaman Hüdapar kendisi bir seçime girip seçimde başarı kazanamazsa AKP tarafından taşınması gerekir. Dikensiz gül bahçesi olmayacak Kürdistan'da mutlaka. İşte sağ solu olduğu gibi sağı da olacak. Demokrasiden yana olan kadar devletten yana olan da olacak. Zaten bunları görüyoruz. Bu aşiret bağları merkezde olmadıkça yani demokratik dinamikler Kürdistan'ı yeniden dönüştürdükçe bunlar önemsizleşir diye düşünüyorum. Daha ne densin? Çok açık. Daha önce sizleri vuranları biz kardeş yaptık. Bu o demektir. Mecliste olmasının özel bir anlamı bence Kürt halkı nezdinde olmayacak. Fakat gündelik hayat, gösteriş, cafcaf, işte çakarlı arabalarla emniyet eskortluğunda köylere gelmeler, gitmeler falan bunlarla göz boyamaya çalışılacak. Ama öyle olsaydı Tayyip Erdoğan bir numara olurdu Kürdistan'da ama olamıyor işte. Ve bence en önemli mesele, en önemli yapacağımız şey hem Hüdapar'la hem devletle hem siyasetle ilgili hakikatleri konuşmak, bunları sergilemek ve onlar bir şeyi ele alıp kurcalamaya başlamışlarsa orada bir sorun olabileceğini düşünüp bu elverişli şeyler, gerekçeler varsa bunları ortadan kaldırmaya çalışmak ve bu zeminleri gidermek bence yapılacak şey budur. Onun dışında
Başka bir şeye ben gerek görmüyorum. Yani açık fikirle gerçeklere dayanarak ve tarihi haklılığı göz önüne çıkartacak şekilde düşünmeye davet edeceğiz Kürt halkını. Bence bundan ibarettir yapılacak iş.